Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezîne yectenibûne kebâiral ismi vel fevâhişe ve izâ mâ gazibuhum yâfirûn. Vellezîne istecâbû li rabbihim ve akâmus salâh. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Yine sohbetim programında sizlerle beraberiz elhamdülillah. Bu arada yine ekranlarımızda, stüdyomuzda elhamdülillah. Çok kıymetli hafız kardeşlerimiz, kıymetli hoca adayı kardeşlerimiz var elhamdülillah. Rabbim kendilerinden razı olsun. Kendi istekleriyle, arzularıyla gerçekten. Değil mi? Öyle değil mi? Evet. Ona millet sizi seyrediyor, ona göre bakın yani sonra demesinler çocukları zorla burada, şey, hocalara burada hafıza zorla tutuyorlar demesinler yani ona göre bakıyorlar size. Evet, gerçekten kendi istekleriyle elhamdülillah ben kendilerine söylüyorum, isterseniz buyurun diyorum, davet ediyorum. Çünkü onları gördüğümde huzur buluyorum. Gerçekten böyle yani. Çok mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. Zaten siz de gördüğünüzde ne yaptınız? Huzurlu oldunuz, mutlu oldunuz elhamdülillah. Çok kıymetli kardeşlerimiz. Allah nazardan muhafaza etsin. Maşallah deyin. Hepiniz maşallah deyin. Rabbim cümlesini muhafaza etsin inşallah. Bunlar hafızlarımız, hoca adaylarımız elhamdülillah. Çok kıymetli kardeşlerimiz. Çok kabiliyet maşallah her birerleri. Bugün onlarla yine dersler yaptık. Çok güzel dersler yaptık. Ne yaptınız mesela? Merak ederseniz söyleyeyim bak. Bugünkü bir grupla şu dersi yaptık. Hangi dersi yaptık? Bir grupla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iki grup var şu anda ders yaptığımız, ikisi de iki grupla burada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bana üç ilim verildi. Üç ilim verildi. Efendimiz buyuruyor. Bir grupla yapmış olduğumuz dersten bahsediyorum şimdi size. Efendimiz buyuruyor ki, bana üç ilim verildi. Bir, şeriat ilmi. Yani Allah'ımızın emirleri, ahkamı, nehileri, yani hükümleri Mevlamızın yeryüzünde bütün insanların yaşaması gerektiği ölçüler. Mevla ne emrediyor, onu yapacağız. Nelerden sakındırıyor, ondan da sakınacağız. İşte bu, tekrar ediyorum, nedir bu? Allah'ın emirlerinin yere getirilmesi ve yasaklarından kaçılması şeriat ilmi. Yani Allah'ımızın hükümleri, Kur'an-ı Azimüşşan'ın bizlere bildirilen ahkamı. Bunları herkese anlatmakla emrolundum diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Mevlamızın emirlerini herkese, namazı herkese söyleyeceksin. Orucu herkese söyleyeceksin. İmanı herkese davet edeceksin. Herkesi tesettüre davet edeceksin. Herkese. Haramlardan kaçmayı, kul hakkı yememeyi, taciz, tecavüz olaylarından uzak durmayı, kesinlikle bunların yanlış olduğunu, faizden uzak durmayı, kumardan uzak durmayı, içkiden uzak durmayı, zinadan, zinakarlıktan uzak durmayı, bunları söyleyeceksin, anlatacaksın. Mevla Teala Efendimiz'e böyle emretmiş. Herkese anlatacaksın, herkese. Emirleri yere getirecekler, yasaklardan kaçacaklar. İmanın, evet, esası bu. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, demek ki birinci ilim. Ha neydi? Şeriat ilmi. Bu herkese anlatılmakla emrolundum diyor Efendimiz sosyal. Evet, ikinci ilim, ledün ilmi, gönül ilmi. Bizim zaten konumuz da burasıydı. Kardeşlerimle tabii. Bu gönül ilmi ne? Gönül ilmi, Mevla Teala'nın, evet, marifetlerini, hakikatlerini, yani Rabbimizin kendisini tanımak. Rabbimizi tanımak. Ahyara ifşa.
Yani seçilmişlere anlatılan bir ilim. Allah bu seçilmişlerden olmayı bütün ümmeti Muhammed'e ikram eylesin. Hepimize nasip etsin. Amin desenize. Amin. Niyetiniz olsun. Yani kısacası güzel insanlar gönül ilmi. Mevla Teala efalinden, eserlerinden, sıfatlarından, şanlarından, itibarlardan, hakikatlerden, marifetlerden bahseden ilme, Allah'tan bahseden ilme ledün ilmi deniyor. Dostluk, yakınlık, evet buna benzer daha nice makamları elde etmenin, Allah'la alakalı elde etmenin ilmine ledün ilmi, gönül ilmi deniyor arkadaşlar. Üçüncü ilim ki nübüvvet ilmi. Bu nübüvvet ilmini Mevla Teala Efendimiz'e yasaklamış. Kimseye anlatmayacaksın. Sadece sana ait. Sana has bir olay. Efendimiz'e has bir olay. O yüzden dolayı ama gönül ilmi, Allah'tan bahseden bu ilim, evet seçilmişlere ne yapılıyor? Arkadaşlar anlatılmasına müsaade ediliyor. O yüzden Rabbim inşallah şeriat ilmini de ledün ilmi, gönül ilmi de yaşamayı, yaşatmayı hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Birinci grupla bu dersi yaptık. İkinci grupla da İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin Kaddesallahu sirrahu 25. mektupta buyurmuş olduğu Sellemekumullahu Teala kalbekum ve şeraha sudurakum ve zekka enfusekum ve elane cildekum külli dâlike bel cemi'a kemalatir ruh ve sırrı vel hafî vel ekfâ hepsini söylüyor. Yani kalp selametini bulmanız, kalp selametini, kurtuluşunu bulmanız, gönlünüzün geniş olmasını bulmanız, nefsinizi tezkiye etmeniz, cildinizin yumuşak olması, hatta ruh, sır, hafî, ekfâ gibi letaiflerinizin, yani sizde var olan o güzelliklerinizin ortaya çıkartmanız, kemalatını elde etmenizin yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi mütabaati seyyidil murselin, gönderilmişin efendisi Muhammed Mustafa'ya tabi olmakla mı? Tabi olmakla ancak meydana gelir. Ya. Resulullah'a tabi olmakla, onun yolunda yürümekle bu kemalatı elde edebilirsiniz diyor. Ve Hulefai Raşidi'nin, evet onların yolundan yürümekle bunu elde edersiniz. Çünkü o Hulefai Raşidin, evet, Nücumul Hidayah, hidayet yıldızıdır. Ve şu Şumusul Velayah, dostluk güneşleridir. Buyuruyor İmam-ı Rabbani 25. mektubunda. Tabii. Yani sen eğer gerçekten bütün kemalatları elde etmek istiyorsan, hakikatleri elde etmek istiyorsan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hulefai Raşidin'in, yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık Allah Efendimiz'in, Hazreti Ömer Faruk Efendimiz'in, Hazreti Osman Nurin Efendimiz'in, Hazreti Ali Kerramallahu Aleyhi Efendimiz'in yolundan yürüyerek ne olursun bu kemalatları elde edersin diyor. Çünkü onlar hidayet yıldızlarıdır. Hangisine uyarsan kurtuluşa erersin. Onlar velayet güneşleridir ya, dostluk güneşleridir. Rabbim inşallah dostluğunu kazandığında onu hepimize ikram etsin. Onlarla da bugün ama diyor ve men cübil ala muhalefetihim. Bu da çok dikkatimi çekmişti. Onu söyleme ihtiyacı hissettim. Ne oldu Aydın? Okuyabilir misin böyle ezbere? Tak 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 ha? Konuşuyoruz. Evet. Her kimin de cibilliyetinde, yani yaratılışı, karakterinde, yani eğer onlara ne varsa, muhalefet varsa, yani peygambere ve Hulefai Raşidine cibilliyetinde, karakterinde, yaratılışında gerçekten onlara muhalefet varsa diyor, fakat zalle zalalen ba'ida diyor. O gerçek bir sapıklıkla, dalaletle, uzak bir dalaletle, dalalete kapılmıştır diyor. Perişan olmuştur diyor. Ama ve men teşerrefe bi mütabaatihi, her kim onlara mütabaat, tabi olma şerefine nail olsa, fekad faze fevzen azima,
Değil mi? Öyle değil mi? He? Dinleyici hatırlıyorsa o zaman dinlemeden biraz sanki büyük bir kurtuluşla kurtuluş gelmiştir. Bugünkü derslerimizi de size anlattık arkadaşlar burada. Onlara da mütalaasını yapmış olduk inşallah. Bugünkü derslerimiz bunlardı yani elhamdülillah. Yani gönül ilminden bahseden ilimler elhamdülillah. Rabbim inşallah hepimize ikramısı ihsan etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Şimdi de Risale-i Kusey'deki bugünkü dersimizi inşallah anlatacağım sizlere. Hafız kardeşim, hoca kardeşlerim Allah kendilerine razı olsun maşallah. Çok iştiyaklı. Olgun, dolgun, kaliteli. Çok güzel kardeşlerimiz. Bu işi gerçekten seviyorlar. Allah kendilerine razı olsun. Ama şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. İnsan bunlara bakıp gerçekten çocuklarını bu şekilde yetiştirme hususunda mücadele vermesi lazım. Bugün çok önemli bir programa gittim. O programda da bana şu soruyu sordular. Programımıza illa karşınıza çıkar inşallah. Ona, o programda şunu sordular bana. Dediler ki şu zamanın gençliğini kısa soruyu sor, kısaca şey yapıyorum. Şu zamanın gençliğini muhafaza konusunda ne yapmalıyız? Nasıl onlara bataklıklardan kurtulmayız diye, kurtarmalıyız diye söyleyince onlara şu ifadeyi kullandım. Çok önemli bir ifade. Cahiliye dönemi vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce cahiliye dönemi. Gencecik çocuklar, gencecik insanlar, gencecik şeyler. Normalde belki 16-17 yaşında delikanlılardan bahsediyorum size. İntihar ediyorlar. Allah muhafaza etsin. Çeşitli olumsuzluklara düşmüşler her türlü. Hatta hayattan bıkmışlar. Hayattan bıkmışlar yani. Önlerini göremiyorlar. O kadar olumsuz bakıyorlar her şeye. Her şeye olumsuz bakıyorlar yani. Hatta bırakın onları, hatta babalar, anneleri bile olumsuz bakıyor ki kız çocuklarını diri diri gömüyorlar biliyorsun. Bundan geleceği ne olacak? Perişan olurlar diye ne yapıyorlar? Diri diri gömüyorlar bak. Bakın o kadar ciddi bir bataklıklardan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Kur'an yoluyla, peygamber sünnetiyle ne yaptı? O bataklıklardan kurtardı yani. Yoksa var oldukları bataklık böyle. Bugünkü gençlik diyorlar ki kabul etmiyorum. Ben bugün gençlik mükemmel. Sadece şu anda bir özentilik var. Şu anda denizin üzerinde bir köpük var. Yoksa derya hareketlendiğinde göreceksiniz bütün köpükler gidecek Allah'ın izniyle. Bak ciddi bir ifade kullanıyorum. Bu konuda da iddialıyım Allah'ın izniyle. Çünkü biz emr-i bil maruflarda gördük. Gençliğimizi gördük. Zerre kadar saygısızlık yapmıyorlar. Zerre kadar olumsuzluk davranıyor. Bir özentilik var. Buna itiraz etmiyorum. Ama derya, tekrar ediyorum yani bana göre derya halktır, halk. Halk tekrar imanını hatırlayınca, halk tekrar kendine gelince, tekrar sorumluluğunu hissettiği an, halk kendini gerçekten Rabbine karşı sorumluluğunu, peygambere karşı sorumluluğunu, İslam'a karşı sorumluluğunu, vazifeye karşı sorumluluğunu hissettiği gün, bak göreceksiniz ki köpükler hop temizlenecek, derya hareketlenecek arkadaşlar. Yoksa bizim gençliğimiz gerçekten pırlanta. İddia ediyorum pırlanta. Allah onları muhafaza eder. Yeter ki biz vazifemizi yapalım. Vazifesini yapmayan insanın meşru hareketidir gençlere saldırmak. Niye gençlere saldırıyorsun? Çünkü vazifesini yapmayan insanın meşru hareketi. Başarılı olmayan insanın başarılara saldırdığı gibi. Kendi işi başaramayınca ne yapacak? Başarılıya saldıracak. İş bu. Maalesef böyle dönüyor. O yüzden dolayı hiçbir gence saldırmayın. Hiçbir gencimize laf söylemeyin. Açık ve net söylüyorum. Çünkü o gençler Allah'ın izniyle bak göreceksiniz güzel bir hareketlenmeyle. O denizin hareketlenmesinden bahsediyor. Deniz neydi? Halk. Bizim halkımız şöyle tatlı bir hareketlenmeyle bakacaksınız ki Allah'ın izniyle tekrar kendine gelecek. Tekrar kendine gelecek. Denizdeki köpükler gidecek ve gerçekten tekrar berraklığını, derya berraklığını yakalayacak inşallah. Hiç şüpheniz olmasın.
Rabbim inşallah bu konuda güzel çalışma yapabilecek rahmetli insan etsin. Sor. Soralım, herkese soralım. Allah rızası için bütün gençliğe soralım. Ebu Bekir sorduracağım, bekle. İnşallah. Bütün hepimize sor, herkes kendisi sorsun. Evet. Baksın bakayım. Hangi gencin kurtuluşu için bir mücadele verdin? Hangi genci elinden tutmak için, kardeş gel, bu küfür bataklığı sana yakışmaz, hangi gence söyledin? Hangisiyle meşgul oldun? Ama sen genci ne yaptın? Hep başka yerlere sürükledin, olumsuzluğa sürükledin, olmayacak şeylerin peşine sürükledin. Ondan sonra da kalktın, diyorsun ki ya sakın ha, gençlere laf yok. Güzel çalışalım, gayret gösterelim, sevelim. Sevmesini bilelim, kendimizi sevdirmesini bilelim. Göreceksiniz ki bak, gençlerimiz gerçekten pırlanta, kalite, mükemmel, hepsi mükemmel. Ama üzerinde duruyorum. Eğer sen saldırmak istiyorsan gence değil, kendine saldır. Nasıl örnek oldun? Ona gerçekten istenen örnek, istenen şekilde örnek oldun mu? İstenen eğitimi verdin mi? İstenen şekilde onu yönlendirdin mi? O yüzden lütfen ve keremen, güzel insanlar, kıymetli insanlar, gençlere kızmak yok. Ne yapacağız? Mücadeleyi bir süreceğiz inşallah. Rabbim bu konuda hakkıyla başarmayı nasip etsin. Ama unutmayın ki tekrar ediyorum. Unutmayın ki tekrar ediyorum. Köpük gidicidir. Derya her zaman kalıcıdır. İnşallah. Halkımız hep beraber, yani şöyle bir hareketlendiğimizde, haydi be, haydi be bir hareketlendiğimizde, Allah'ın izniyle inşallah o gün felaha kavuşacağız inşallah. Yoksa herkes ne melazımcılık yaparsa, benden bu kadar derse, beni ilgilendirmez derse, kendisini kenara çekerse, kendisini kenara çekerse, evet dünyaya dalarsa, ahireti terk ederse, dünya nimetleriyle alakalı doyumsuzluğa koşmaya kalkarsa, o zaman kardeş, köpükler çoğalır, pislikler çoğalır. Hiç kusura bakmayacaksın. Ama ne zaman ki kendimize geliriz, yeter be kardeşim. Artık Allah'ımızın emirlerine sahip çıkma zamanıdır. Peygamber yoluna sahip çıkma zamanıdır. Emanetlere sahip çıkma zamanıdır. Zamanımızda İslam'a sahip çıkma zamanıdır. Ne zaman dersek o zaman kurtuluş. Şimdi Ebu Bekir kardeşim inşallah bir soru sormak istiyor bu şeylerle. Mikrofonu eline al bakalım. Şimdi cahiliyet döneminde kızları diri diri gömüyorlar diyor hocam. Peki gömüldüğü kadınlar hocam nereye gider hocam? Şimdi güzel insanlar, Ebu Bekir diyor ki o gömülen çocuklar diyor. Gömülen çocuklar ne olur diyor toprağa atla. Onlar sorumlu olmadığından dolayı Hazreti Allah Celle Celaluhu onları cennetine alır inşallah. Tekrar ediyorum, sorumlu olmadık. Çünkü onların bir sorumluluğu yok. O yüzden dolayı güzel insanlar, kıymetlerinde onların bir vebali yok. Ama o anne baba ne olur? Tövbekar olursa kurtulur. Tövbekar olmadıysa perişan olur. Sahabeden bir tanesi anlatıyor. Anlatmadan geçemeyeceğim. Madem bu soruyu sordu. Evet, sahabeden bir tanesi anlatıyor. Ya Resulallah diyor. İki şey aklıma gelince... Birinde çok ağlıyorum, birinde diyor gülüyorum diyor. Neden ağlıyorsun diye sorunca Resulullah, ya Resulallah, bir defasında diyor, kız çocuğumu diyor, hatta yani dayıya götürürüm diye götürdüm diyor. Sonra kuyusunu kazdım diyor, yani kabrini kazdım. Üzerime topraklar gelince diyor, toprakları temizledi diyor. Toprakları temizdi üstümden. Aman babam, üstüne topraklar geldi. Aslında ben onu gömeceğim. Canlı canlı gömeceğim. Sonra diyor ya Resulullah. Onun diye bir boşluğunu buldum diyor. Onu kabre diyor attım diyor. Ve üstünü kapattım. Diri diri gömdüm onu diyor. Bu olacak şey mi kardeşim? Bir baktım diyor. Sahabe, Resulullah ağlıyor dedi. Ağlıyor. Ya insanın gerçekten kafası almıyor, benim almıyor ya.
Beynim duruyor biliyor musunuz ya? Ya nasıl oldu ya? Ya üç tane kız çocuğum var benim. Yani aklımın ucundan böyle aklıma... Ya aklıma sahip çıkamıyor. Bu nasıl bir şey diyorum ya? Bu nasıl olur bu şey ya? Ya bu nedir ya bu? Ya bu nedir ya? Bu canavarlık. Hayır değil. Niye? Canavarlık yapmaz. Canavar böyle bir şey yapmaz. Canavar çocuğunu diri diri gömmez. Öyle bir şey yok. Canavarlık değil bu. Hocam ben bilmiyorum. Ben bunu tarifini yapamıyorum. Allah yapmış. Kel enhami belhum aval. Bunlar hayvanlardan daha aşağı. Sen ne konuşuyorsun ya? Kız çocuğunu sen nasıl diri diri gömersin ya? Ya sen nesin ya sen? Ya sen nesin ya? Kur'ansız insanın hali kardeş. İslamsız insanın hali. Bir baktım diyor sahabe. Resulullah'ın da gözlerine yaşlar veriyor. Arkadaşlar. Gülme meselesine gelince de ellerimizle diyor helvadan putlar yapıyorduk diyor. Helvadan ne yapıyormuşlar? Sonra ona tapıyorduk diyor. O puta ne yapıyorlarmış? Daha sonra acıkınca diyor, başladık onu yemeye. Bu nasıl iş ya? Buna da gülüyorum ya Resulullah diyor. İnsanda beyin olmayınca, Kur'an olmayınca, İslam olmayınca her şey yapabilir. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Evet güzel insanlar, kıymetli insanlar. Şimdi Risale-i Kusya'dan bir beyt okuyacağız inşallah. Onu da okumaya çalışıyorum size. Buyuruyor ki Mustafa İsmet Galibullah Büyük Şeyh Efendi bugün gelsimize ne mümkün vasfolunmak ol Habibi sırayla takip ediyorum. O yüzden sıramız buraya geldi. Ana vassaf hemen Allah karibi. Ana bir had salat kim ol Habibi. Bu vasfat derdinin oldu tabibi. Bu senlikten güç hakka giderim cemali bakim hazretim. Buyuruyor ki Mustafa İsmet Galibullah Büyük Şeyh Efendi ne mümkün vasfolunmak. Mümkün değil. Ne mümkün değil? Vasfetmek, anlatmak, özelliklerini beyan etmek mümkün değil. Yani özelliklerini beyan etmek ne değil? Mümkün değil. Kimin? Ol Habibi, o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini anlatmak mümkün değil. Mevla Teala kendisine o kadar sonsuz özellikler vermiş ki onun özelliklerini anlatmaya kalksa ne yapamıyorsun? Aile hayatıyla mükemmel. Ticaret hayatıyla mükemmel. Sosyal hayatıyla mükemmel. Her şeyiyle mükemmel. Duruşuyla, bakışıyla, düşüncesiyle, her şeyiyle mükemmel. Kainatın sahibi Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. İnsan peygamberini bir tanımalı ya. Ya bir peygamber tanı Allah rızası için. Oturmasına bir bak, kalkmasına bak, aile hayatına bir bak. Hatice annemizle o muhabbetine bir bak be kardeş. Bir bak ya. Ticaretine bir bak. Ya ticaretine bir bak. Hatice annemizle ortak ticaret yapıyordu daha evlenmeden önce. Efendimiz daha henüz 20 küsur yaşlarında. 20 küsur yaşlarında tekrar ediyorum. Hatice annemiz çok zengin. Onunla beraber ticaret yapıyorlar. Alıyor ticaret yani şey Şam'a doğru getiriyor şeyleri. Ticaret yapıyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çıkıyor. Çok kısa zaman sonra tak. Bereket çok. Çok ciddi şekilde kazançla beraber ne yapıyorlar? Dönüş yapıyorlar. Çok ciddi kazançla dönüş yapıyorlar yani. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Hatice annemiz kendi hizmetkarını koyuyor. Meysere. Onu koyuyor yanına. Bir bak bakalım bu ne yapıyor, nasıl oluyor? Gidiyor bir anda kısa zamanda büyük karlarla ne yapıyor? Dönüyor.
Bir bakıyor o hizmetkar, daha yürürken diyor üzerimizde diyor bulutla yürüyoruz diyor. Muhammed Mustafa diyor karşılaşmış olduğu insanlara diyor malıyla alakalı zerre kadar hiç abartmadan söylüyor. Her şeyi tane tane anlatıyor diyor. Neyse o. Neymiş? Neyse. Yoksa kalkıp da öyle malı çakmaya çalışmıyor. Rahmetli sosyoz anlatın. Allah rahmet eylesin. Şimdi özellikle bu araba satıcılarla alakalı söylerdi bunu. Tabii onlar yanlış anlaşılmasın. Yapılacak bir şey yok. Rahmetli anlatırdı. Adam diyor arabanın arkasına diyor şeyi koyuyor, ekmeği koyuyor diyor. Ona yemini basıyor diyor. Yemin ederim diyor bu arabada ekmek var diyor. Yani bunu alırsan ekmek kazanırsın manasında yani. Sonra Çukurova sana hayvanlar getirirlerdi biliyor musun? Kurbanda satmak için. Adam çıkartıyormuş parayı gösteriyormuş hayvana. Parayı ne yapıyormuş? Hayvana gösteriyor. Bu hayvan işte şu kadar parayı gördü. Yani sanki o kadar yüksekte almaya çalıştılar falan. Bunlar ne ya? Günah mı hocam? He? Günah mı? Aldatma bu oğlum. Baştan aşağı. Yalan değil. Yalan değil ama aldatmak var. Men raşşene feleyse minne aldatan bizden değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle nasıl? Şak şak. Ne o? Bitti. Kendisine peygamberlik gelmeden önce de böyleydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya onun o duruşuna, oturuşuna, konuşmasına derken Hatice annemiz bayılıyor. Bakıyor oho diyor. Evlenmeyi düşünmeyen kadın, Hatice annemiz evlenmeyi düşünmüyormuş kendisi 40 yaşında. Çünkü daha önceki evlilikleriyle alakalı sıkıntısı var. Evlenmeyi düşünmediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le evlenmeyi düşünmüş arkadaşlar. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Eğer sen her zerrenle dürüst olursan, peygamber yolunda yürürsen her şeyin mükemmel olur. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ailesiyle alakalı, hanımlarıyla alakalı, her biriyle alakalı son derece onlara karşı saygılı, sevgili, muhabbetli. Ayşe annemiz buyuruyor ki kendi işini devamlı kendi görürdü. Bize yük olmayı asla sevmezdi. Ya yük olmazdı bize. O yüzden bizim kardeşlerimiz de maşallah peygamber yolunda. Bırak yük olmayı, yük almayı sever bizim kardeşlerimiz. Bir bakmışsın her birinin çocuğu kolunda sabah namazında böyle geliyorlar. Tabii sen ne konuşuyorsun be kardeş? Niye hanımı rahat namazını kılsın, rahat hareket edebilsin diye. Sen ne anlatıyorsun bizim kardeşliğimiz? Maşallah diyorum ben. Huzurlu aileyiz her birerleri. Allah nazardan saklasın. Tabii iddialıyım ben bu konuda. Ondan sonra evde zerre kadar yüksek sesle mümkün değil. Peygamber ahlakı. Peygamber bu sözü sen de yüksek sesle konuşmaz. Mümkün değil. Hatice annemiz de ama bir başka mükemmelmiş be kardeşim. Hatice annemiz anne konuşuyoruz. Resulullah hiç üzmemiş be kardeşim. Hiç üzmemiş, ezmemiş, incitmemiş ya. Sen ne konuşuyorsun? Hatice annemiz vefat ettiği zaman ne deniyor biliyor musun o yıla? Ne deniyor? Hüzün yılı deniyor ya. Ya hüzün demek Resulullah'ın mahzuniyet, üzüntü yılı ya. Niye? Her şeyiyle Efendimiz'e sahip çıkmış. Her şeyiyle. Bizim kardeşlerimiz de inanın öyle olduğuna inanıyorum ben yani. Çünkü çok kıymetlidirler. Bir defa hanım kardeşlerimizin çarşafı şerifinden dolayı bir defa büyük saygı duyarlar. Ya çarşafı şerif ne kadar kıymetli ya. Düşünsene hayatında aklı ucundan bütün kardeşlerimiz öyle maşallah diye maşallah diye. Şşşt. Hepsi şimdi birbirinden anlamasın. Ya düşünsene evinden çıkıyorsun yıllarca evlisin. Evinden çıkıyorsun zerre kadar aklının ucundan ne geçmiyor? Bu hanım evde olumsuz bir hareket yapıyordu mümkün değil. Namazdan aksatıyordu mümkün değil. Tesbihatını aksatıyordu mümkün değil. Evde böyle olumsuz bir olay için mümkün değil.
Her şey pırıl pırıl. Tertemiz. Allah onlardan razı olsun be kardeşim. O yüzden çok önemli tabii. Ama kimin ahlakı bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı. Gördün mü? Onlar böyle yaptılar. Öyle yaparsan huzurlu aile. Huzurlu aile olur. Allah bize Resulullah'ın yolunda yürüme ahlakımızı evet başarmayı nasip eylesin. Dediniz mi amin? Ticaretinde mükemmel. Ev hayatında mükemmel. Sosyal yaşantında mükemmel. Tabii. Mesela kendisine bir kesilmiş bir hayvanın kolunu göndermişler. Bayağı kesilmiş. Parçasını yani. Efendimiz ne yapıyor? Hemen bir fakire gönderiyor onu. Çok ilginç bir söyleyeceğim size. O fakir de ne yapıyor biliyor musun? O da kendine göre şu kardeşimin daha ihtiyacı var. O da ona gönderiyor. O da yapıyor. O da diyor ki falancının daha ihtiyacı var. O da ona gönderiyor. O da yapıyor. Ona gönderiyor. En son kime geliyor biliyor musunuz? Kime geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderdiği kişiye geliyor. O zaman anlıyor ki demek ki en ihtiyaçlı kimmiş? Benmişim diyor yani. O zaman anlıyor yani. Sen ne konuşuyorsun? Aynı bizim gibi maşallah. Yapmaz mıyız? Yaparız inşallah ya. Kardeşlerimizi, dostlarımızı, ahbaplarımızı, Müslümanları düşünmez miyiz? Düşünürüz Allah'ın. Şu anda tabii FM TV izleyenlerin her birileri bilir. Onların sayesinde çünkü elhamdülillah biz çok güzel elhamdülillah Rabbimizin ikramı onların sayesinde. FM TV ekranlarındaki insanların sayesinde. Niye? Onlardan cesaret alarak sen ne konuşuyorsun? Afrika'da, Türkiye'de, her yerde ama yemek dağıtımından, ama mescit yapımından, ama kuyu açımından, ama elbise dağıtımından, ama işte şuna benzer ne varsa hep onların sayesinde yaptık. Onlar sahip çıkmasaydı bize mümkün mü? Nefes alamaz. Nefes alamaz. Sen ne konuşuyorsun? Ooo FM TV ekranlarında izleyenler. Allah hepsine razı olsun. Her birerleri değer, kıymet. Rabbim inşallah yardımcımıza başarılar nasip etsin. Evet, demek ki ne mümkün vasfolunmak ol Habibi. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatmak, vasfetmek, özelliklerini bildirmek ne mümkün. Ne kadar anlatırsan senin kelamın o kadar güzelleşir. Yoksa Resulullah'ın o mükemmelliğini ne kadar anlatacaksın? Ana vassaf hemen Allah garibi. Bir örnek daha vereceğim ben size. Tabii bir tane daha veriyorum. Bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında kendisine, evet kendi başına 100 deve, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in başına 100 deve verildi. Yani kim onları getirirse kaç tane ölüyor? Ölüsüne de dirisine de. Sonra Efendimiz hicrete başladı biliyorsunuz. Süraka. Süraka o zamanın şeyinde dikkat edin. O zamanın şeyinde pehlivan diye kabul ediliyor. Çok güçlü bir pehlivan yani. Çok iyi bir at binici ve çok güçlü. O da peygamberin peşinde takip ediyor. Sonra duyuyor ki peygamber Medine'ye doğru falanca yerden gidiyor diye peşlerine takılıyor. Çölde peygamberin peşine takılıyor. Sonra tam peygambere yaklaşacak. Tak! Atından atılmaya atıyor. Atı atıyordu. Sonra bu sefer yürümeye gitmek istiyor. Bu sefer olduğu yerde batmaya başlıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ne yapmaya başlıyor? Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anladım diyor. Neye gelmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i şehit etmeye gelmiş. Muhammed anladım diyor. Neyi anladın? Anladım ki diyor bu senden bak. Senin diyor devenin ayakları ne yapmıyor? Batmıyor. Sen batmıyorsun ama ben batıyorum. Ne olur affet beni diyor ben. Ne olur affet beni diyor. Neye gelmiş?
Resulullah öldürmeye gelmiş be. Ama Resulullah da diriliyor. Bak batıyor. Ne yapıyor? Efendimiz diyor ya Rabbi diyor. Ya Rabbi Süraka'yı affet diyor. Anlıyor musun burayı? Batıyor ya. Ama Efendimiz diyor ya Rabbi Süraka'yı. Sonra Süraka devam giderken diyor ki Süraka diyor. İran Kisra'sının diyor altınlarını sana müjdeliyorum diyor. Daha henüz Müslüman bile olmamış yani. Gidiyor Süraka değil ama sözünde duruyor. Dönünce diyor ki oradakilere ben diyor bu yoldan gittim. Burada kimse yok. Dön diyor. Milleti geri döndürüyor yani. Sonra İran Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında fethedilince İran Kisra'sının yani başkanın demek Kisra başkanı demendi. Başkanın odasına bir giriyorlar. Bir bakıyorlar ki onun altınları mantınları hepsi orada. Orada Hazreti Ömer'le Süraka göz göze geliyor. Peygamberin müjdesi o zaman ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Mucizesi yani aynı zamanda. Ya. O yüzden güzel insanlar. Ölmeye giden, öldürmeye giden Resulullah da diriliyordu be kardeşim. Onun Rabbim inşallah bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, şuurunu, hassasiyetini, istikametini hepimize ikram etsin insanız. O yüzden bu peygamberi bizim anlatmamız mümkün değil. Ama yine ondan bahsetmek en güzel. Peki hocam peygamberi kim anlatır? Ana vasaf hemen Allah karibi. Onu en iyi anlatan Allah'tır. Onu Allah anlatır. O yüzden peygamberi Allah'tan dinleyeceksin. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki Kur'an-ı Azim şu ana baktım. Muhammed Mustafa'yı gördüm. Muhammed Mustafa'ya baktım. Kur'an-ı Azim şu anı gördüm. Onu en iyi anlatan kimdir? Allah'tır. Rabbim o yüzden evet kendisinden nasıl yani biz Resulullah nasıl anlamamız gerekiyorsa o şekilde anlama kabiliyetini hepimize ikram etsin insanız. Haçlarda dua yaparım. Bu kuduraya çok haç, ümrede de bunu yaparım. Çok, çok önemli bir dua benim için. Ne iş, ne ekmeği oralarda çok yapıyoruz. Buralarda onun ne ekmeği, o şeyi bulamadığımız için mi bilemiyorum da. Şu duayı çok yapıyoruz. Amin deyin, kuvvetli amin deyin inşallah. Ya Rabbi diyorum ya, ya Rabbi diyorum be. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni nasıl sevdiyse bize de öyle sevdir kendini ya Rabbi diyorum. Amin. Ya Rabbi sen Resulullah'ı nasıl sevdiysen bize de öyle sevdir ya Rabbi diyorum. Amin. Hakikaten. Rabbim bu sevgiyi inşallah başarmayı hepimize ikram etsin. Amin. Ana vassaf hemen Allah karibi. Onu ancak Allah anlatır. Ana bihat salatim ol habibi. O Muhammed Mustafa'ya yüz binler kere salat olsun. Yani sonsuz salat olsun demektir. Bu ifade sonsuzluk ifadesi. Yüz binler kere binler. Yüz binler kere yani sonsuz kere salat olsun. Çünkü o olmasaydı, onun sevgisi olmasaydı Mevla hiçbir şey yaratmazdım diyor be. Rabbim inşallah o sevgiyi güzel anlaması bilir. Bu vuslat derdinin oldu tabii bir. O Allah'a kavuşmanın doktoru oldu. Rabbim inşallah bu senlikten geçip hakka gidelim cemali baki manasını. Rabbim inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıymetini bilenlerden olma bir hepimize ikram etsin insanız. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bir sadece Kusey'den biliyorsun Allah'tan bahseder, peygamberden bahseder. Şimdi kısaca da inşallah ayetlerin manasını vereyim. Çünkü bayağı uzattım galiba. Sizden gelen suallerin de cevaplarını vereceğiz değil mi? Verecek miyiz? Arkadaşlar oradan ne yapmışlar? Numara yazmışlar zaten. Numara doğru değil mi? Doğru. Yani ne bileyim. Ondan sonra sizden gelen suallerin cevaplarını vereceğiz. Onlar ayetleri kısaca inşallah manalandıracağım. Kardeşlerim de inşallah sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Seviyorum bunları be kardeş. Bunları gördüm ben huzur buluyorum biliyor musun? Sen ne bana diyor hocam nasılsınız diyorlar. Bu kardeşlerim. Sabah namazına geliyorum. Sen ne konuşuyorsun?
Bir geliyorum sabah namazına, şak karşımda. Ya bunlar ne ya? Evliya mıdır bunlar ya? Ciddi söylüyorum. Ah. Yatsı da beraber, sabah beraber hiç zorlanmıyorlar. Münafıklar zorlanırmış. Yatsı sabah namazında münafıklar zorlanırmış. Kardeşlerim hiç. Şık 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 pırıl pırıl. Sağ olsunlar. Ela necildekümü de yakaladılar. Yani güzel tebessümü de yakaladılar. Ciddi de böyle tebessümlü, güzel karşılamalı filan. Bir tane Muhammed Aydın kardeşimiz var. O bile maşallah. Seninle konuşur. Ben sana söyledim. Ben seni her yerde reklam ederim de sen beni şeye saydın. Bak milyonlara söyledim seni bak. Şimdi bir de seni gösterecek seni. Bak şimdi seyret benim. O gösteriyor, sen bunu bilmezsin. Seni yakaladı. Kardeşlerim tabii hepsini ben tebrik ediyorum. Çok kıymetli hepsi. Sabah bir kalkıp bir geliyorum. Yemin ediyorum var ya, sırf bunları görme zevki. Ya o mutluluk bana yetiyor be kardeşim. Hepsi namazda. Be. Bir de hafız hepsi. Tabii bunların önüne geçip namaz kıldırmak öyle kolay mı sen diyorsun? Sen ne anlatıyorsun bana? Ondan sonra geçiyorum önlerine namaz kılacağım ama efendi aslimiz dermiş ki insan efendi deme, insan deme. İnsan efendim senin önünde namaz kıldık ayaklarım titriyor dermiş. Benim de bunların karşılığı şimdi dilim şey sen söyle sesim titriyor. Tabii heyecanlanıyorum hepsi o. Çok kuvvetli hafız her birerdir. Maşallah diyorum. Maşallah deyin. Ondan sonra böyle beraber bir sabah namazı kılıyoruz. Ondan sonra hatmi şerifimiz var. Peygamberimiz ve peygamberlerin yapmış olduğu duaları beraber yapıyoruz. Tabii sen ne konuşuyorsun? Arkadaşlarımız da geliyor, cemaatten insanlar da geliyor tabii de. Ondan sonra onlarla beraber, kardeşlerimizle beraber. Oo, bugün de bir de Efendi Hazretimize gittik. Bu sabah Efendi Hazretimize, perşembe sabahları. Tabii tabii. Ya bir kere merak edin, gelin kardeşim siz de Allah rızası için. Ya ne bu kadar pinti olmayın be kardeşim. Hanım kardeşlerimiz de geliyor. Perşembe sabahı işrak namazını burada kılıyoruz. Bugün mesela saat 7-5 geçe buradan çıktık. Saat 8'e 10 kala falan Efendi Hazretleri, bu Beykoz'dayız biliyorsun biz. Şehitliğe gidiyoruz. Efendi Hazretleri'nin bulunmuş olduğu yere gidiyoruz. Tabii sen ne konuş şehitliğe. Orada Efendi Hazretleri'mizi ziyaret ediyoruz. Beraber Yasin'le okuyoruz. Mükşeresi okuyoruz. Amme okuyoruz. Bir gün önceden hatim okuyoruz. Çarşamba günleri. Bizim Efendi Hazretlerimize randevumuz Perşembe günü işraktan sonra. Perşembe günü işraktan sonra. Perşembe işraktan sonra tak. Yani bugün 7-5 geçeydi. Ya haftaya tahmin ediyorum Perşembe günü çok büyük ihtimal 7-10 geçe filan yani 12 geçe filan büyük ihtimal 12 geçe işrak olur. Ondan sonra gideriz. Büyük ihtimal saat 8 gibi de efendim kabir şerifin başında oluruz. Tabii sen ne konuşuyorsun? Ondan sonra Yasin-i Şerifler, Mülk Suresi, Amme, Sureler, ondan sonra bir dua. Sen ne anlatıyorsun be kardeşim? Ondan sonra bir zevkliydi bugün maşallah. Her gün zevkli de Allah dostuna ziyaret. Hem de onları nasıl ziyaret ediyoruz biliyor musun öyle? Öyle beton ziyaret etmiyoruz biz ha. Öyle kalkıp da kabirdeki insanı ziyaret ediyoruz biz. Ve Allah dostunu ziyaret ediyoruz. Gerçekten zerrelerimizi hissederek ziyaret ediyoruz. Öyle kalkıp da gittik kabre öyle falan. Öyle değil ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Tabii. O yüzden merak edin de gelin Allah rızası için. Bir gün. Perşembe günleri evet. İşraktan sonra. Hanım kardeşlerimiz de geliyor. Şimdi bugün çok kalabalık olduk. Mikrofonla getireceğiz artık mecbur. Mikrofonla duysunlar diye, duaları duysunlar. Duaların her bir ifadesi ders. Sen ne anlatıyorsun ya? Çok güzeldi. Bugün bayıldık. Evet, Efendi Hazreti bağrına basıyor bize elhamdülillah. Oo, sen ne konuşuyorsun? Peki, iyi reklam yaptın değil mi? Reklam değil, hakikat bunlar. Kardeşlerimle beraber sabah namazı, hatmi şerif, tabii işrak. Her sabah bir hac, bir ümre sevabı alıyoruz Allah'ın izniyle. Tabii. Niye? Çünkü Efendimiz bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim diyor
İşrak vaktine kadar beklerse yani sabah o güneş doğumundan işrak vaktine bakıp iki rekatte işrak namazı kılarsa bir kabul olunmuş bir hac, kabul olunmuş bir ümre sevabı alır. Şimdi ayetlerimizi kısaca manandırmaya çalışacağım inşallah. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yectenibun, ondan sonra sizin sorularınıza cevap vereceğim inşallah, canınızı sıkmayın. Sizden gelen yani sorularla. Kardeşlerimiz de sonra sonundakini de vermeye çalışacağım. Vellezine yectenibun kebairel ithm, o ehli iman, ehli iman siz yani. Onlar diyor Mevla Teala, günah, büyük günahlardan, günahlardan ne yapar? Kaçınırlar. Günahlardan kaçınır. Vel fevahişe. Çirkin sözlerden, zinadan, çirkinliklerden de kaçınırlar. Bak kardeşlerim, ne olur ya. Ağzınıza küfür yakışmaz. Çirkin. Olmaz. Küfür etmeyeceksiniz. Şşt. Küfür etmeyeceksiniz. Söz verin bakayım. Şşt. Hadi. Ekranı başında bulunanlar söz verin bakayım. Bir daha ağzınıza küfür çıkmayacak kardeşim. Ne küfür ya? Müslüman küfür olmaz. Müslüman küfür etmez. Kim olursa olsun. Olmaz. Çirkin. Çirkinlik yok diyor. Zinadan uzak duracaksın diyor Mevla Teala. Ve izâ mâ gâdibûhum yâfirûn. Onların diyor özellikleri diyor, gadaplandıkları ve öfkelendiklerinde öfkelerini yenerler, affederler diyor. Bağışlarlar diyor Mevla Teala. Öfkeni yeneceksin, bağışlayacaksın. Öylediğine sicabu li rabbihim ve akamu salih. Onlar diyor, Rablerin davetine icabet ederler. Ezanları duyduğunda koşa koşa camiye koşarlar. Hanım kardeşlerim, hanım ablalar ne olur rica ediyorum ya, rica ediyorum. Ezanları okundum, hemen namazınızı kılın ya. Çünkü Allah katında en sevimli ibadet diyor, vaktinde kılınan namaz diyor. Ne olur be. Hemen. Ve kâbus salâh ve namazlarınızı da dostluğu kılın diyor Mevla Teala. Ve emruhum şûrâ beynehum. İşlerinizi de istişare yapın. Ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Allah'ın verdiği nimetlerden de etrafınızdaki fakirlere, fukaraya ne yapın? Dağıtın. وَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَعُوا هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Evet, bir Müslüman kardeşinizin başına bir sıkıntı geldiğinde, bela geldiğinde, azgınlık geldiğinde ona yardımcı olun. Müslümanlar birbirine sahip çıkar. Sahip çıkacağız. Müslümanlar birbirine ne yapar? Evet. Bugün bu kadar. Çok mu uzattım? Vallahi uzattıysan da kısalttıysan bilmem. Benden bu kadar. Şimdi sizden sual geldiyse, soru geldiyse onların cevabını vereceğim. Bunu da bitireceğim. Gelmediyse de canınız sağ olsun. Ama iyi ki varsınız. Sizinle olmak çok güzel. Bu hafız kardeşlerimle olmak da çok güzel. Ben bu FMTV ekranından çıkınca sizinle olunca var ya gerçekten mutlu oluyorum ya. Niye? Bakıyorum Rabbim diyorum ne güzel bir yer burası diyorum ya Rabbi diyorum ya. Ya burası ne güzel bir yer ya Rabbi diyorum ya. Allah senden bahsedeceğiz ya Rabbi diyorum ya. Resulullah'tan bahsedeceğiz diyorum ya. Kitabullah'tan bahsedeceğiz. Ayetler okuyacağız. Ya Rabbi ne güzel bir yer diyorum ya. O yüzden kardeşler, güzel insanlar, büyükler hakikaten çok güzel bir yerdeyiz ya. İyi ki varsınız diyorum ya. İyi ki sizinle izliyorum ya. Allah hepinizden razı olsun diyorum ya. Ya. O yüzden Allah sevgiyi, muhabbeti, güzelliği koyuyor. Koyuyor. O yüzden Rabbim inşallah bu konuda bizlere başarı nasip etsin. Amin. Şimdi sizden gelen suallere geçmeden son bir ifadeyle söylüyorum. Ondan sonra güzel insanlar be. Ne olur. Kendimizi mutlaka Allah'a zikre adayalım. Zikrullah'a çalışalım. Zikrullah yapalım. Vazifelerimizi yapalım. Zikrullah vazifesinde herkes başarılı olmalıdır. Çünkü o kalbimizin temizliğine, gönlümüzün genişliğine, evet nefsimizin mutmainliğine, cildimizin yumuşaklığına bizi gerçekten cennet ve cemalullah'a götürür. Zikrullahsız bu işler zor olur be. Namaz zevkini zikrullahla bulursun. İbadet zevkini zikrullahla, Allah'a zikirle bulursun. O yüzden lütfen eğer bu işlerden zevk almak istiyorsan, Allah'tan zevk almak istiyorsan sana zikir lazım.
Rabbim başarımı nasip etsin. İyi ki varsınız. İyi ki sizinleyiz. Şimdi inşallah sizden gelen sualler. Bugün Baki kardeşimden bahsetmedim galiba ama Baki kardeşim bu işin başından beri burada. Tabii seninle konuşuyorsun. Allah kendisinden razı olsun. Bu işi seviyor. Bu işi seviyor. Evet, şimdi sualler geldiyse ondan inşallah suallere bakacağız. Evet, buyur Baki kardeşim. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam, Allah'a inanıp birçok günah işleyen kişi, yani günahkar kişi cennete girebilir mi? Şimdi güzel insanlar, kıymetli insanlar, bir insanın imanı varsa, Allah'a inanmış, Peygamberi Muhammed Mustafa'ya inanmış. Ondan sonra Allah'ın haram kıldığını haram, helal kıldığını helal diyen bir insan, yani iman sahibi olan bir insan, ne kadar günahı olursa olsun, Allah'a şirk koşmadığı müddetçe, ne kadar günahı olursa olsun, Allah onu bağışlayabilir. Allah'a kalmış. Belki onu dünyada temizler, belki kabirde temizler, belki mahşerde temizler, belki cehennemde temizler. Ama illa iman sahibi ise netice temizlendikten sonra cennete girecek. Ama niye bu hale düşelim ki? Hazır dünyadayız. İstiğfar edelim, özür dileyelim. Özür dileyelim. Evet, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahlarınızı bağışlar diyor Mevlamız ya. Allah bütün günahlarınızı bağışlar diyor be. O yüzden ne gereği var işi ahirete bırakalım? Ne gereği var işi rastgeleye bırakalım? Hazırın. Hazır bu dünyadayız. Mutlaka tövbekar alalım. Günahla Allah'ın huzuruna çıkmayalım inşallah. İnşallah. Hocam, rahmetli babam iyi bir insandı ama komünistti. Komünist bir insandı. O yüzden adımı Barış koymuş. Ben cehennemden çok korkuyorum. Bir hafız arkadaşım ismini değiştir dedi. Peygamber ismi koy dedi. Bu şekilde sevap kazanırsın dedi. İşte ibadetlerini elinden geldiğince yapmaya çalışıyormuş. Hesap istemeden işlediği günahların hesabını verebilir miyim diyor. Sizi dinledikçe de huzur buluyormuş hocam. Şimdi Barış ismi normalde öyle, yani bu iş illa, bu isim illa Barış değiştirilmesi lazım gereken bir isim manasına gelmez. Kanlı isimler, kanlı isim, kan var ya, kanlı isimlerin değiştirilmesini ne yapıyor? Öngörüyor büyüklerimiz veya buna benzer böyle bir insana koyulmayacak isimleri şu yapıyor. Yani baban böyleydi de böyle bir isim sana koymuş da bunda ne yok? Öyle bir anormallik yok. Barış ismi çünkü öyle şey bir isim değil. Yani bu ismi devam edebilirsin. Ama değiştirmek istiyorsan da değiştirebilirsin. Bir peygamber ismi koyabilirsin, bir sahabe ismi koyabilirsin, bir Allah dostu ismi koyabilirsin. Olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama illa ben bu ismi değiştirmem lazım manasına gelmez. Aynı zamanda bak maşallah güzel elhamdülillah bak kendini ne yapmışsın toparlamışsın demek ki. Bundan sonra ne yaparsın? Yapmış olduğun hatalarda özür dilersin. Mevla Teala bağışlayıcı. Bize özür dilemek yakışır, Rabbimize affetmek yakışır. Biz kuluz, hata yapabiliriz, eksik yapabiliriz ama özür dilemesi de biliriz. Ya Rabbi ya, ya Rabbi ya, özür dilerim ya Rabbi ya, yanlış yaptık ya Rabbi ya deriz. Rabbim affeder ve inşallah cennet cemalimizi yapar, koyar inşallah. Hocam biraz sitem var. Biraz günümüze gelseniz olmaz mı? İnsanlar zor şartlarda yaşıyor. Konut krizi var, barınma sorunu var. Kiralar yüksek, enflasyon. Bu vaziyete şükredilmez hocam. Ekonomi bozuldukça insanlar dinden uzaklaşıyor. Vallahi kardeşim çok güzel söyledin. Allah senden razı olsun. Hakikaten ağzına sağlık diyorum. İyi ki varsın diyorum. İyi ki gerçekten bu işle dertleniyorsunuz diyorum. Sağ ol, var ol. Memnun oldum diyorum. Ama kardeş ben ekonomist değilim ya. Yanlış anlama ya. Ben buraya ekonomi anlatmaya çıktım demedim zaten. Dedim mi? Demedim. Şimdi kalktım ben size, ben buraya ekonomist olarak çıktım mesela, haklısın. İşte ben burada arkadaşlar size dünyevi gerçekten bir takım menfaatler sağlayacak ipuçları vereceğim desem, haklısın. Ben buraya ayetlere, hadislere mana vermeye çıktım zaten. Dinleyeceğiz, sen de bunu biliyorsun. O yüzden dolayı kardeş be, haklısın. Sana %100 katılıyorum. Doğru, hakikaten çok büyük pahalılıklar var.
Hakikaten sıkıntılar var, büyük sıkıntılar var. Katılıyorum sana. Ama ekonomist olmadığım için ekonomiden bahsetme durumunda değildim. Siyasetçi de zaten değilim. Kalkıp da siyasetten ne yapayım sana? Yani siyaset derken zaten İslam'ın kendisi başlı başına bir siyasettir. O başka konu da politika diyorlar bugünkü şartları yani. Politika diyorlar yani. O yüzden dolayı yani şimdi kalkıp da bizden başka şey bekleme be kardeş. Yanlış anlama. Ama şunu da söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Müze insanlar, kıymetli insanlar. Yani sizinle aynı şeyleri paylaşmıyorum zannetmeyin. Aynı şeyi paylaşıyorum. Tabii ki pahalılıklardan veya buna benzer olumsuzluklardan mutlaka %100 diyorum sana etkilenen insanlar olarak. Mutlaka insan ne yapıyor? Ama şimdi kalkıp da sen söyle, hadi bakalım oturalım. Kime saldıralım şimdi? Bizim işimiz değil be kardeş. Bizim işimiz Allah'la yürümek. Peygamberle yürümek. Kitabullah'la yürümek. Evet, halkımızla yürümek. Güzel insanlarla yürümek. İşimiz bu. Yoksa kavga, gürültü, germek. Bir yerlere olayları germek. O oraya giriyor, buraya giriyor. Bunlardan gerçekten kavgadan başka hiçbir şey çıkmıyor. Sıkıntıdan başka hiçbir şey çıkmıyor. Fitneden başka hiçbir şey çıkmıyor. Fitneden başka hiçbir şey çıkmıyor. Ne çıkıyor? Sen mesela kalksam gelsem burada şimdi hadi bakalım. Alayım burada. Tak siyasetçilere saldıralım. Hangi parti olursa olsun fark etmez. Haydi bakalım saldıralım. Ne geçecek elimize? Zaten bütün sosyal medya birbirine saldırmakla geçiyor. Bütün sosyal medya germekle geçiyor. İnsanları, halkı birbirine gerdirmekle geçiyor. Her taraf öyle geçiyor. Zaten bunları çok dinliyorsunuz be. Boş ver be kardeş. Bu akşamı sen Allah'a ayır be. Biraz Allah'tan biz yürüyelim be. Onları çok dinlersin. Hangi kanalı açsan zaten onlardan bahsediyor. Ama sen söyle yandaş olarak bahsediyor ama muhalif olarak bahsediyor. İlla bahsediyorlar ya. Yani. Ama bırak bizim işimiz Allah'a yürümek olsun be. Benim kanaatim bu. Yine sen bilirsin. Ama bir gün ekonomist olarak çıkarsam söz veriyorum sana anlatacağım. Bak diyeceğim niçin böyle oluyor biliyor musunuz? Hadi bakalım filan. Çok haklısınız hocam. Milletin de yaralı olduğu bir konu. Ben sizi tutmakla beraber onlara da hak vermiyorum. Yok ben %100 hak veriyorum. Yok. Halkımızın gerçekten bütün dertleri beni ilgilendiriyor, üzüyor yani. Çünkü endişe biz de beraber yaşıyoruz. Hele hele şu kiraların artması meselesiyle alakalı bütün kardeşlerimiz, herkes etkiledi yani. Ama şimdi bunun çaresini ben bir ekonomist olarak anlatma durumunda değilim yani. Ama bak söyledi, dillendirdim. Şunu söyleyemez yani, en azından dillendirebilirsin. Bak dillendirdim işte. Derdimizi dillendirdim. Sen söyledin, dillendirdim. Evet. Hocam çok güzel konuşuyorsunuz Masum hocam. Hayat pahalı demiş. Başka bir izleyicimiz sonra da yazmış ki Allah aşkı için çalmanın, rüşvetin olduğunu anlatsanız sevabın büyüğü olur. Bak sakın öyle dersen kızarım. Daha konunun başında söyledim bak. Konunun başında söyledim, bugünkü konumuza vardı. Kul hakkı yemeyeceksin. Vardı, söylemedim uçurdan. Yapmayın bak. Bak yapmayın. Bunu söyledim. Kul hakkı yemeyeceksin. Taciz, tecavüzleri asla meyletmeyeceksin. Bunlara fırsat vermeyeceksin. Ya bu bir konumuz da vardı. Şimdi sen bunu söylersen, dersen ki bunları söylemiyorsun dersen çok ayıp olur ya. Yani. Bak çok ayıp olur ya. Yani. Ya konuyu baştan dinlemedin ya da kafan başka yerde olduğu için bunu duymadın. Yoksa mümkün. Bugün söyledim, daha bugün söyledim ya. Ya bugün söylediğim şeyi sen bana söylemedim dersen, konuşmadım dersen kul hakkı yemeyecektin demek. Bu ne demek? Taciz, tecavüzlerine uzak vuracaksın. Ne demek? Yapmayın Allah razı olsun. Şimdi bak ya konuyu dinlemiyorsun ya da taraf yemek dinliyorsun. Olmaz. Şimdi olmadı. Neyse sen belki geç dinlemeye başlamışsındır. O yüzden ben yine kabul ediyorum inşallah. Bu arada hocam
çok sorular geliyor. Sizin de birçok soruya YouTube'dan cevap vermişsiniz var. Yani bu soruların hepsi Masum Bayraktar Efendi YouTube kanalında var izleyenlerimiz. Sorduğunuz aslında birçok soru orada var. İlla canlı yayını bekleyenler var. Ben yine de oralara yönlendirme yapabiliyorum. Aynı zamanda YouTube üzerinden de izleyebilirsiniz. Devam edelim mi hocam? Sorayım mı sorular? Son bir tane mi sorayım? Son bir tane daha sor da bitirelim ya. Telefona hocam. Telefona fahiş fiyat vermek. Telefoncu bir abi soruyor. Değerinin yükseğini söylemek de bir sakınca var mı? Günah mıdır? Şimdi normalde bir telefonla alakalı bir insanın başka yerlerden telefon alma hakkı olması hasebiyle. Çünkü insan gelir telefoncuya gelmiştir. Sen telefona normal şartlarda faiz fiyat söylemişsin. O gider başka yerde alabilir. Başka yerde alma hakkı, başka yerde imkan olduğundan dolayı bunda sıkıntı olmaz deseler de bir mümine gerçekten bu hareket yakışmaz. Tekrar ediyorum. Normal şartlarda böyle bir fetva bulabilirsin. Nasıl? Kardeşlerle senden almayan adam, o telefonu senden almayan adam gider başka dükkandan alabilir. Diyebilir. Ama yine bir mümine yakışmaz kardeş. Bunun bir usulü var be. Bunun usulü var be. Şimdi çok güzel bir deve kervanı gelmiş ticaret için. Hazreti Osman, Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ebu Bekir zamanında çok güzel bir deve kervanı gelmiş. Ne gelmiş? Ticaret için. Hazreti Osman da demiş ki hepsini alıyorum ben demiş. Hepsini yapıyorum. Tak! Hepsini almış. Sonra geliyorlar diyorlar ki ya Osman radıyallahu anh biraz bize ver, biz de satalım. İşte neyse hakkı ödeyelim yani. Kendime verdim. Ne vereceğim diyor. Şu kadar vereceğim diyor. Senden daha fazla veren var diyor. Bu sonra gidiyor ömrüne geliyor. Ya Osman hadi satalım. Radıyallahu anh. Ne vereceğim diyor. Şu kadar senden daha çok veren diyor. Bu sefer ortalığı ne yapıyor? Kızıştırıyor. Malı yüksek satmak için böyle yapıyor düşüncesiyle gidiyorlar Hazreti Ebu Bekir'e şikayet ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir çağırıyor Hazreti Osman'ı. Ya Osman ne yapıyorsun? Millet ticaret yapmak istiyor sen. Senden çok veren var, senden çok veren var diyorsun. Diyor ki evet onlardan çok veren var. Kim o diyor? Allah diyor. Ben diyor hepsini Allah yoluna da dağıtıyorum. Şimdi bize yakışan o ölçü bu kardeş. Yoksa sen ona bindir, o ona bindirsin. Ondan sonra ya hocam işte o ortam bu. Ya kardeş nasılsanız Resulullah buyuruyor. Nasılsanız öyle yönetilirsiniz diyor. Ne haber? Gördün mü? Siyasete girmedi diyordum buna ama girmeden bak söyledim ben sana. Aldın cevabı. Nasılsanız öyle. Allah bizi Kur'an ölçülerinde yaşayan, yaşatan, peygamber yolunda yürüyen, yürüten kullarını almayı hepimize ikram etsin. Sizinle olmak çok güzel. İyi ki varsınız. Sizin tepkileriniz de bana hoş geliyor. Sizin gerçekten bize kızmanız da hoş geliyor. Niye? Çünkü siz Allah için buradasınız. Ben öyle inanıyorum. Başka kanala geçebilirsin. Ama burada Allah için takılıyorsan baş tacısın. Seninle olmak çok güzel. Rabbim emanetin olsun inşallah. Müzik